Pasif agresif kişilik bozukluğun tedavisi biraz zordur. Çünkü bu kişilerin tedavi arayışı azdır. Yani bu kişi bende pasif agresif bir durum var, ben bundan kurtulmak istiyorum şeklinde tedaviye gelmez. Gelse de çok azı gelir. Tedavi başvurusu daha çok bunun çevresindeki insanlardandır. Çünkü çevresini çok fazla tüketir. Örneğin eşi arar, der ki benim eşim çalışmıyor, bütün gün evde oturuyor, işsiz. İş buluyoruz. 3-5 gün, 10 gün gidiyor, sonra işten atılıyor ya da kendini attırıyor. Bu şekilde gelir veya işte benim der abim kumar oynuyor, alkol alıyor, biz söylüyoruz, bırakmıyor. Sürekli bizden para alıyor, bizim paramızı bitirdi. Bunu nasıl düzeltebiliriz? O şekilde gelir. Tabi burada şöyle bir yaklaşım yapılabilir. Eğer bu kişi tedaviye kendi isteğiyle, kendi ayağıyla gelirse ona uygun teknikler var. Tedavi sırasında işte bu kişinin mağdur olduğu, kendine acıdığı, aslında birçok potansiyelini kullanmadığı fark ettirilir. Tabii dediğim gibi bu az olan bir şey. O zaman bu kişinin aile etrafından birisiyle tedavi yapılır. Yani bu kişi terapiye gelmez. Onunla yakın ilişkide olan kişi kimse, eşi olabilir, çocuğu olabilir, anne baba olabilir, onlardan birisi ya da birkaçı. Bu kişiyle nasıl ilişki kurması gerektiği öğretilir. Yani bir kişi pasif agresifse bunun etrafında katkısı vardır. Çünkü sürekli ona bakım veren, sürekli ona iyi davranan, sürekli ona acıyan birileri vardır. Bu acı onu çok fazla besliyordur. Bu kişiye acımayı azaltırsanız bir süre sonra kendini çok berbat hisseder. Terapide etrafına bu şekilde bir eğitim, bir danışmanlık verilir.